Arkadaşlar Bekir Bozdağ'dan yeni bir açıklama. Bozdağ, Kadın ve Demokrasi Derneği KADEM, Yozgat temsilciliğinde açılış töreninde yaptığı konuşmada KADEM'in kadın hakları, kadının hukuku, demokrasi ve hayatın her alanda yeni bir ses getirdiğini, yeni nesil bir kadın hareketini, yeni sivil toplum anlayışını Türkiye kazandırdığını söyledi. Bozdağ, en son yaptıklarımızdan bir tanesi ilk defa Türkiye Cumhuriyeti tarihinde Diyanet İşleri Başkanı'nın 5 yardımcısı var. Onlardan birisinin kadın olması. Sanki iyi bir şeymiş gibi. Profesör, doktor Horia Martin'in atanmasıdır. Evet, Horia Hanım galiba çok memnun işinden. Neyse, bu da Türkiye'de ezber bozan son derece önemli ve tarihi bir adımdır. Maşallah, büyük bir başarı. Neler başarıyoruz ya Rabbi, yardım et. Bugün Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bünyesinde bulunan birim müdürlüklerinin her birinin bünyesinde bir kadın daire başkanı ataması İlk defa yapıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda 7 kadın daire başkanı ataması yapılmıştır. Bütün illere en az bir kadın müftü yardımcısı, büyük şehirlere daha fazla kadın müftü yardımcısı atama kararı alındı ve bununla ilgili ilk atamalar yapıldı. Kadın murakkıplar, kadın müfettişler, Kur'an kursu öğreticilerin sayılarını atma konusunda da adımlar atıldı dedi. Yani bunlar diyorlar ki kadınlar her tarafa girsin. Peki girsin. Girsin de ne yapacaklar? Yani ev hayatı gerçekten iptal olmaya mahkum olmuş. Evet, kadınları her tarafa sokmaya çalışıyorlar. Her iş yeri, her vesaire, her işte. Peki o zaman şöyle bir şey yapsınlar. Kadınların hepsini çalıştırsana, erkeklerin hepsini kovsunlar. Onlar gitsin kahvede işte veya ne bileyim, onlar çalışsınlar. Başka yerde çalışsınlar. Onların olduğu yerde erkek olmaması lazım. İkisi yan yana olursa, karşılık olursa bu zaten olmaz. Arkadaşlar.